Evet, ülkemin güzel insanları, şimdi kısa bir video çekeceğim. Kısa dediğim, karayolları yüzünden İstanbul'da hani her gün mağdur olan 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon İstanbullunun nasıl trafik çözülür onu anlatacağım ama ufak bir anekdot, yerlerine şey yapmadan. Ben Karayolları Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul biliyorsun, İstanbul trafiğine projeler çizmeye çalışıyorum. YouTube Salih Altış Taksi kanalında ünlü olmak için değil, yalnızca kaybolmasın diye bunları ben yüklüyorum. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne defalarca, yıllardan beri başvurmama rağmen kesinlikle dönüş olmuyor. En son geçen hafta bir tane hanımefendi lütfettiler, mail atın bakalım dediler. Yani Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma ve Ulaştırma Bakanıma söylüyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde hiçbir şekilde projelerimizi göstermek istediğimizde randevu dahi vermiyorlar. Çünkü en iyi onlar bildikleri için, biz bilmediğimiz için bunlar oluyor. Şimdi onların yapmış olduğu ufak hatalardan dolayı İstanbul'un yıllardan beri çektiği çileleri tek tek anlatacağım. Mesela şimdi başlayalım. Hemen başlıyorum. Kısa bir yoldan başlıyorum. Şimdi telefonumuz da çaldı o sırada. Tabii acemi olduğumuz için çok ünlü değiliz bu işlerde. Anladığımız bir şey değil. Biz Allah rızası için çekiyoruz bu, çiziyoruz bu çözümleri. Mesela her Allah'ın günü, her Allah'ın günü tekstil kentten Levent Sarıyer ayrımına trafik tıkanır. Neden biliyor musunuz? Altı üstü Levent Sarıyer ayrımında, bariyerlerin olduğu noktadan iki şerit olarak girersiniz ama bariyerden sonra Levent istikametine iki şerit, Maslak tüneli de bir şerit olarak devam eder. Ama siz burada bariyere ikiye düşürdüğünüz için bariyerlerden dolayı bu trafik geriye sarkar. Geriye sarktığı için de hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gidenleri, yani her yönden gelenleri etkiler. Tekstil kentten Levent Maslak'a kadar trafik olur. Defalarca yazmışız, bunun videosunu çekmişiz. Demiş ki bakın bu bariyerlerin giriş ağzını 3 yapın ve bu vatandaşlar kurtulsun. Her Allah'ın günü siz bunu yaşıyorsunuz. Güzel kardeşlerim. Bakın daha evvelinde, daha Galatasaray Stadı'na, Seyrantepe Viyadüğü'nü geçtikten sonra Galatasaray Stadı'nın geçer geçmez Levent Maslak ayrımını 1,5 kilometre daha geriye yan yola verebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bariyerleri açarak yan yola verebilirsiniz. Çünkü yan yol ile ana caddenin yükseklik mesafesi aynıdır. Levent Maslak'a geçecek olanlar bu sağ taraftan ayrılırlar ve yollarına devam ederler. Ve böylece FSM yönüne gidecek adamlar da çok rahat eder. Tabii bunu muhteşem mühendislik harikası yaptıklarını söyledim. Uyardık ama videolar çektik. Hala uyanmazlar, yapmazlar. Seyrantepe'nin mesela, Seyrantepe Viyadüğü'nü geçtikten sonra acaba Seyrantepe'nin sonuna doğru bir tane video viyadük yapsalar ufak bir 30-40 metrelik 4 saat otosanayda kurtulacaktır. Hadi burayı geçtik. Devam edelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtik. Her Allah'ın günü Küçük Bakkalköy ayrımına gelmeden 3 şerit olarak yol devam etmekte. Sonra Ataşehir Camisi'nin o noktadan yandan bir yol girmekte. Ana cadde 4 şerit olmakta. 4 olması gerekirken bu noktada Küçük Bakkalköy'e kadar 3 şerit olduğu için her Allah'ın günü bu noktaya kadar 10 kilometre kuyruk olur. Ve devamında da ne olur? Bostancı yönüne gidecek adam gidemez. Başka, yani çok rahat gidecek. Ne yapmak gerekiyor? Birleşim noktasının 4 şerite çıkması gerekiyor. Ne yapılabilir? Emniyet şeridi yola katılarak yeşil alanda emniyet şeridi yapılabilir. Defalarca bunu söyledik. İnanın orada yeşil alan, peyzaj çalışması yapılırken ben bunu söyledim. Yine yapmadım. Çünkü biz söylüyoruz. Çünkü taksici söylüyor. Okumamışız ya. Onlar kadar okumamışız. Onlar buranın amiri memuru. İnşallah Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız bunları duyar da bir kontrol eder diye düşünüyorum. İnanın bundan haberleri yoktur bunlardan. Evet. Burayı 4 şerit yaptığınız zaman Küçük Bakkalköy'e kadar, o ayrıma kadar bu yığılmayı bir anda düzelteceksiniz. Çok basit. Veya da emniyet şeridi çok kısalığına 300 metreliğine yola katacaksınız. Bu. Evet.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiyorsunuz her Allah'ın günü. Çamlıca gişelerine doğru iki şerit olarak devam ediyorsunuz. Devamında da ne oluyor? Ataşehir'den de iki şerit olarak geliyorsunuz değil mi? Ataşehir'den iki şerit, sonra FSM'den Çamlıca gişelerine doğru iki şerit, toplam dört olması gerekir. Peki birleştiği noktada neden tıkanıyoruz biliyor musunuz? Çünkü mühendislik harikası olarak bu birleşme noktasını üçe düşürdükleri için çizgilerle siz bu yoğunluğu giriyorsunuz. Bu sefer bu trafiklerde arkaya vuruyor. Arkaya vurduğu zaman da mesela Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Bostancı'ya vatandaş gidemiyor. Çünkü bu böyle olacak. Fiziki olarak belli. 2 artı 2 4 yapar. Bak o kadarını biliyorum. Ama bu vatandaşlar, mühendis kardeşlerimiz buraya 3 yaptıkları için, tabii yıllar evvelden tır, otobüs bilmem ne geçiyordu biliyorsunuz. Şimdi onlar da kalktı. Ya dediğimiz şu. Bakın kardeşim. Gişelere doğru, gişelere doğru ortadaki bariyerleri her iki yönde birbirine yaklaştırın. Ortalarına beton döktüler, göreceksiniz. Bir bakın. Bu bariyerleri birleştirdiğiniz zaman, otomatikmen bir şerit kazanacaksınız. Ve böylece Dudullu Çamlıca istikametine doğru 4 şerit olarak, hatta 5 şerit olarak yol akacak. Hatta bırakın onu, çizgilerle bile oynasınız yine burayı 4 şerit daha yapabilirsiniz, ama 3 şerit olduğu için Dudullu ve Çamlıca gişelerine tıkanıyor. Peki bu ortadaki bariyerler birleştirildiği zaman ne olacak biliyor musunuz? Çamlıca gişelerinden Ataşehir yönüne gidenler de rahat edecek. Neden? Çünkü birinci Çamlıca gişelerinden İzmit yönden gelip Çamlıca gişelerine geçtikten sonra sağ taraftan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne gidenler yoğun olduğu zaman Ataşehir istikamete gidenler gidemiyor. Ama bu bariyerleri birleştirmiş olsanız bir tane şerit ortaya çıkacaktır. Bu ve bu şeritten dolayı da trafik rahatlayacaktır. Mühendis kardeşlerim, tekrar bir bakın. 4 seneden beri söylüyorum. Ama 20 seneden beri bu çile çekiliyor da neyse, ben 4 seneden beri söylüyorum. 2015'ten beri. Evet. Kanal D hizasına gelelim. Bakın viyadüğün Kanal D, yani Mahmut Bey'den geldiğiniz zaman ana caddeden 3 şeritlik yol Kanal D'nin hizasında biraz da 2'ye düşüyor. Çizgileri birleştirmişler. Neden? İşte çünkü burada bir daralma var. Ne var? Kanal D hizasında viyadük daraldığı için, 3 şeride düştüğü için, 2 şeritte Mahmut Bey yan yoldan buraya geldiği için toplamda 5 şerit olması lazım. Ama burada Kanal D hizasında 3'e düştüğü için trafik tıkanıyor. Ne yapmak gerekir? Bakın kardeşim, buradaki viyadüğün büyüme ihtimali kocaman bir sıfır. Bu viyadüğün yani büyüme ihtimali yok. Zaten 100 metre yüksekliğinde belki altına matbaacılar sitesi var falan filan. Ve kardeşim, burada emniyet şeridini yola katacaksınız. Başka hiçbir alternatifiniz yok. Veya da yola genişlik katmak istiyorsanız gidiş geliş olan viyadüğün bu noktadaki sol tarafındaki iki viyadük arasındaki alanı yola katmaya çalışacaksınız ve bu şekilde burayı en azından 4 şeride çıkartacaksınız. Yani Kanal D hizasını 4 şeride her iki yönde, yani şey yönünden de, diyelim ki bizim bu Seyrantepe yönünden gittiğimiz zaman da Kanal D'nin tam karşı hizası yine 4 şerit olması lazım. Neden? Burada 3'e düşürdüğünüz zaman O3 otogar yönünden gelenler ve FSM yönünden gelenler bu noktada birleşiyorlar. Birleştikleri için de muhteşem bir trafik oluyor. Yapılabilecek bu. Bu genişlemeyi sağlayamazsanız, neler oluyor? Mahmut Bey'den buraya, bu yöne trafik oluyor. Buraya trafik olduğu zaman arkasından, diyelim ki Bahçeşehir'den gelenler iki telli yönüne gidemiyor. İki telli yönünden Başakşehir'e gidemiyor. Veya Başakşehir Mahmut Bey yönünden bu yoğunluk Kanal D'nin buradaki 3 şeride düşmesinden dolayı Aksaray istikametine gidemiyor. Bunun alternatifleri var. Daha önce otogarın orada veya başka yerlerde emniyet şeritlerini
kısa bir süreliğine yola kattığınız birçok İstanbul'da yer var. İstanbul'da her kural tam uygulanmaz. İstanbul artık özel bir yer olmuş. Çarpık bir gelişme olmuş. Buralara dönmüş. Keşke viyadüğü yaparken 5 şerit yapsaydınız kardeşim. Biz mi yaptık yani? Siz yaptınız. Hatayı da siz yapmışsınız. Faturayı biz çekiyoruz. Ve bu gördüğünüz, bu söylediğim 5 tane yerde, bu 5 tane, 6 tane yerde milyonlarca İstanbullu her Allah'ın günü trafik yaşıyor. Mesela yine Gazi Osman Paşa istikametinden devam ettiğimiz zaman FSM Seyrantepe yönüne doğru Ok Meydanı ayrımının olduğu noktada sağ taraftan artık 5 Levent'in, Kağıthane'nin, Ali Beyköy'ün birleştiği bir nokta var. Burada birleştikleri için bu noktada Ok Meydanı ayrımına doğru muhteşem bir trafik oluyor. Ve kardeşim sağ tarafta kocaman bir yeşil alan var. O yeşil alanın bir kısmını alın. Yani yapacağınız bu yeşil alanın bir kısmını alacaksınız ve yola oraya emniyet şeridi yapacaksınız, yolu genişleteceksiniz. Yani bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Ya biz yeşil düşmanı değiliz. Alt üstü çimen var, ot var. Onları atarsınız, yerine 10 tane ağaç dikersiniz. Çok zor bir şey değil. Cumhurbaşkanımız 11 milyon tane ağaç dikti kardeşim yani. Yani ağaç, kimse de ağaç düşmanı değil. Allah razı olsun. Bu ülkede çimenden daha iyidir yani ağaç dikmek. Neyse, size bu yolları anlatmaya çalışıyorum. Siz anlamıyorsunuz. Mesela yine Mahmut Bey yönünden geldiğiniz zaman iki telliye dönerken sağ tarafta tam basın ekspres'e dönerken sağ tarafta yeşil bir alan var kardeşim. Altta kalmış. Tam viyadüğün altı. Kardeşim orada genişleme yapsanıza. Burası neresi? Burası neresi? TEM FSM yönünden gelip iki telli basın ekspres'e giriş noktasıyla Mahmut Bey'den gelip iki telli basın ekspresyonla tam birleştiği nokta. Kardeşim sağ tarafta yeşil, altta bir yer duruyor ya. Ya orada yolu genişletseniz ne olur? Yani burayı genişletmediğiniz zaman bu sefer FSM'den gişeler yönüne doğru, yani FSM yönünden çıktınız, Mahmut Bey yönüne gideceksiniz. Onları da etkiliyorsunuz. Yani bu söylediklerimiz çok böyle muhteşem masraflı bir şey değil. Çok basit şeylerden bahsediyoruz yani. Bir bariyer, bir çizgi. Bu, yani bunlar çizgilerle kurtulacak şeylerden bahsediyoruz. Ya çok basit çizgilerle kurtulacak şeylerden bahsediyoruz. Ama biz sizden randevu dahi alamıyoruz. Çünkü biz taksiciyiz veya halktan birisiyiz. Onun için siz daha iyi biliyorsunuz ya. Bilmiyorsunuz kardeşim, bilmiyorsunuz. Bilmediğinizi de bilmiyorsunuz. Ben size açık seçik bir net söyleyeyim. Eğer bilmiş olsaydınız halkı dinlerdiniz. Cumhurbaşkanımız ne diyor? Halka eğilin, halkın sözünü dinleyin diyor, değil mi? Ama siz randevu dahi vermiyorsunuz. Hadi Salih Altunçuk defalarca sizden randevu istemiş ama alamamış. Kanıtlarım var ha. Ben konuşurken boş konuşmam. Hepsinin kayıtları, kanıtları var. Yani boşta konuşmam. Böyle sakın kendi kendinize de şey yapmayın. Bu atıyor, tutuyor falan filan yapmayın. Yani bu kadar projeçisin adam, zeki bir adamdı. Öyle aptal bir adam değildi. Onu da net söyleyeyim yani. Evet. Sizlere dedim ki YouTube Salih Altıcı Taksici kanalına tek tek problemli yerleri çizdim. Kamera alarak koydum. Videolar eşliğinde anlatıyorum dedim ya size. Baktınız mı bir kere? Bakmadınız. Bakmazsınız tabii. Bu anlattıklarımı, deminden beri anlattıklarım var ya, hepsi daha önce çizdiklerim ya. Çizdiklerim ve videolarını yaptığım şeyler bunlar benim. Onun için kısa zamanda inşallah bu basit şeyleri yapın da bu millet kurtulsun. İki telli basın ekspres yolunda kardeşim artık 4 şerite çıkartın ya. Adam Çoban Çeşme Sefaköy ayrımını görüyor, bir çizgi çizmişsiniz, yamuk bir çizgi. Emniyet şeridi yapmayacak. O emniyet şeridinden 2 tane şerit çıkar. Ve kardeşim artık ya basın ekspres yolunda 3 tane yerde yoğu 3'e bu 4'ten 3'e 3 düşürerek durmadan boğduğunuz için basın ekspresi insanlar Atatürk Havalimanı doğru yürüyemiyor. Evet, sizin hatanız kardeşim. Yani burayı 4'e çıkartmak için elinizden ne geliyorsa yapacaksınız. Sağ taraftan, sol taraftan, orta bariyerlerden birleştireceksiniz.
dört şeritten devam ettireceksiniz. Çizgi hatasını düzelteceksiniz. Evet, bunlar da sizlerin yaptığı muhteşem mühendislik harikaları. Yani muhteşem bence. Peki kardeşim, biz sizlere uyardığımız halde siz niye bakmıyorsunuz? Yani nedeni nedir ya? Ya niye insanları hakir görüyorsunuz, az görüyorsunuz, beceriksiz görüyorsunuz falan filan? Kardeşim ben 30 yıldır taksicilik yapıyorum ha. Millet daha okulda okurken ben bu işi yapıyordum. O şeyin temellerini biliyorum. O yolların temellerini biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Neyse biraz terledik çekim yaparken. Diğer YouTube Salih Altınışık taksici de tek tek videolara çektim ki hepiniz daha rahat anlayın diye. Zorlanmayın. Çizimleri de var onların. Yani bir de büyük resim defterine çizmişim. Evet, en son şunu da söyleyeyim. İstanbul trafiği çözü 100 projeden bahsediyorum. Yani F'den F'den değil, daha çok önemli. Evet, en son Ekrem Bey'in yollarla ilgili en yüksek genel sekreter yardımcısına 100 tane projeyi götürdüm. Masasının üstüne koydum. Metozarı yani bir 10 dakika belki ayakta görüştük. Dedim ki bakın şu 100 tane proje var İstanbul trafiğini çözecek. Dedi ki beyefendi, benim için İstanbul trafiği projeleri önemli değil. Benim için yaya güvenliği önemlidir. Bu projelerin benim için hiçbir önemi yoktur dedi ve beni postaladı. Evet. Ekrem Bey'e de lütfen bunu duyurun. Ekrem Bey'e ulaşamıyorum. Ekrem Bey'e ulaşma ihtimalimiz sıfır. Çünkü Ekrem Bey'i aradığımız zaman Ekrem Bey uzun bir süre sahalarda olacağı için dönüş şu anda randevu veremiyoruz diyorlar. Danışmanlarına yönlendiriyoruz diyorlar. Biz de tamam diyoruz. Danışmanlarının da sekreterini dahi geçemiyoruz. Yani bu açık ve seçik ve net. Ya arabamın arkasına yazı yazmışım ya. İstanbul trafiği çözecek 100 proje. YouTube Salih Altun taksici de çekin yollayın haberdar olsun yetkililer diye arabamın arkasında yazı var ya. Ya para pul istesem kabul edeceğim de hiçbir şey istemiyoruz. Ya nasıl bir yönetici 100 tane projeyi görür de beyefendi benim için İstanbul trafiği önemli değil, benim için yer güvenliği önemlidir diyerek bakmadan gönderir bir insanın projelerini, çok merak ediyorum. Peki nasıl bir hizmet gelecek? Benim burada hiçbir siyasi oluşumla hiçbir alakam yok. İstanbul beynelmiler bütün dünyanın gözdesi olan bir yer. Nasıl bir artımız olur ona bakıyoruz biz. Hiç bölüm yok. Şu parti, bu parti, bunun adamı, şunun adamı falan filan değil kardeşim. Burada bir hata var. Hatalı yöneticilerdir. Yöneticiler insanları egolarından dolayı dikkate almıyorlar. Ve bir insan bunlardan daha iyi nasıl bilir bilemiyorlar, düşünmüyorlar. Ve bundan dolayı da hakir gördükleri için ilgilenmiyorlar. Aslında gerçekleri biliyorlar. Aslında doğru söylediğimizi biliyorlar da. O da nefis meselesi bu. Evet, sayın dinleyici kardeşlerim, sizden ricam şu. Lütfen, ben ulaşamıyorum. Ulaşım Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki en üst makam neyse, neden Salih abimizi dinlemiyorsunuz hemşerim sorusunu sormanız. Büyükşehir Belediyesi'nin ayırarak 455-14-0'dan arayarak Ekrem Bey, bu Salih kardeşimiz bir şeyler yapmaya çalışıyor, siz buna niye randevu vermiyorsunuz veya bu size niye ulaşamıyor diye bir sorarsanız ve randevu alırsanız da bana dönüş yaparsanız sevinirim. Ben alamıyorum, beceriksizim bu konuda. Ama bu yaptığımız ülkemize yıllık 4 milyar lira para kazandırıyor. Yakıt tasarrufu diye amortisman